millet, ben Orhan Tümerkan. Bugün sevgili dostlar, gerçekten de acayip bir videoyla, elimde bıçakla girmesem de çok acayip bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok yandım, baksanız halime, kıpkırmızı oldum. Bugün daha önceki videoda bahsetmiştim, hani böyle kuşlar aldık, sesleri duyuyorsunuz. Arkadaşlar, kafes siparişi verdim, kafes geldi. Şimdi Allah'ın izniyle kafesimizi güzelce tamamlayacağız. Bütün fonduklarımızı, yuvalarımızı, her şeyi yerleştireceğiz arkadaşlar. Bütün yemlerini koyacağız. Bir muhabbet kuşu üretim tesisimizin başlangıcını hayırlısıyla açıyoruz sevgili dostlar. Allah inşallah bol kazanç versin diliyorum kendime, kendi kendime. Siz de dileyin lütfen. Bu kuşların ilk yavrularını sizlere hediye olarak dağıtacağım. Buradan da size büyük bir söz veriyorum. Hadi bakalım, kafesimize bir başlangıç olarak. Allah, koca bir kafes aldım. Adam maşallah iyi sarmış. Neymiş bu, evcil batik falan yazıyor üstünde. Arkadaşlar, 150 lira verdim kafese. Normalde BTS'nin kafeslerden alacaktım, full otomatik. Abi fiyatları çok uçuk onun da ya. Onu ilerleyen günlerde alacağım. Üretimhanenin şeyini kurayım arkadaşlar. Aa, bu kafesi bir açayım. Merkez üstünü, üretimhanenin merkez üstünü bir açayım ondan sonra. Demiş olduğum gibi 5 katlı bir kafes aldım. Bunun kurulumu biraz umarım basittir. Bakıyorum nasıl açacağım diye, alttan bakalım. Ha, buraya tel koymuşlar açmamamız için. Tamam. Şimdi kafa çalıştı. Şimdi kafa çalıştı, buraya tel sokmuşlar. Evet. Aa, açar açmaz oturdu kendi kendine. Her şeyi çok güzel şimdilik. Bir tek sorun, yolda gelirken bacağı yamulmuş bunun. Ona bir modifikasyon yapalım şurada. Sonuç neticesinde tel arkadaşlar. Yolda gelirken böyle ufak tefek hatalar olabiliyor. Kafesimizi şöyle diğer türlü bismillahirrahmanirrahim diyoruz, koyuyoruz. Biraz yamukluk oluyor. Evet, kafesimizi sağ salim kurabildik. Daha sonra bakalım içinden ne tür malzemeler çıkıyormuş, hep birlikte inceleyelim. Anam. Böyle bir poşet var arkadaşlar. Poşetimizin içinde neler varmış hemen. Benim kalitesi tahmin ettiğimden biraz daha kötü çıktı şu anlık. Komple bir parçalayalım. Ama sonuç neticesiyle ucuz abi. Ucuz olduğunda böyle olması normal, telden yapılma. Evet, böyle aldıkları var. İçinden ne çıkıyor bunun? Şunları teker teker altına demek ki yerleştireceğiz. Aa, bu çok güzelmiş arkadaşlar. Rafları. Bunları böyle. Görmüş olduğunuz gibi rafları çok hoşuma gitti. Aa, bu içinde kalıyor böyle. Evet, süper. Şimdilik her şey süper gidiyor. Burada sulukları, görüyorsunuz sulukları, tünek çubukları, bunlar çıktı. Şimdi bunları da hepsini tek tek yerleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yerleştirdik. Şu an kafesimiz gerçekten çok hoş gözüküyor. Şimdi gerekli birkaç tane daha malzemesi var. Onu da kafasına yerleştirelim. Mesela böyle en sonuna üstüne takmış olduğumuz bir üst korumalığı var. Bunu da takalım. Tünek çubuklarını güzelce bir yerleştirelim. Şimdi açma yerlerine bakıyorum. Dur, ondan önce burada yemlikler var, yemliksiz. Ama ilk başta şunları yapalım arkadaşlar. Bunları en son koyarız. Burada ben bir malzeme aldım. Bu tünekleri altına koyuyoruz bunları. Bıçakla bir açalım bakalım. Bakın, size göstermek istediğim şey var. Şu an bu mısır koçanı arkadaşlar. Mısır koçanı, bir çuval mısır koçanı aldım. Bunu toz haline getirmişler ufak ufak parçalara. Bunların altına koyuyoruz. Amaç ne? Bu kuşlar sıçtı mı, boku yapışmasın buraya oğlum. Amacımız bu. Koyalım bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bunu aldıktan sonra yaymanız çok basit. Altın arar gibi. Böyle yayın, elinizle de vurun. 10 numara 5 yıldız doluyor bakın. Açık yer kalmasın kesinlikle. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar, muhabbet kuşumuzun dalgasını yerleştirdik. Bence baksanıza 10 numara 5 yıldız 228 puanlı oldu bu. Şimdi devam edin izlemeye, bak bak neler oluyor. Evet, tekrardan ben geldim. Bir çuvalda muhabbet kuşu yemi aldık arkadaşlar. Şimdi güzelce bu çuvalımızı da açalım ki dökülmesin. Adam akıllı açmamız şart. Almış olduğum muhabbet kuşu yemi vitaminli yem. Biraz pahalı. Yani kilosu normalde 2 lira, 1,5 lira arttırır sonuçta bu. Bu kilosu 10 kuruş daha pahalı sevgili dostlar. Ama bunu almayı tercih ettim. Siz de bunu tercih edebilirsiniz.
yemimizi koyuyoruz. Daha sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip bunu buraya yerleştiriyoruz. Kuşumuz buraya çıkıp yemini yiyebiliyor sevgili dostlar. Yapmışken en iyisini yapmaya odaklanıyoruz. Evet, bu kutuda da sevgili dostlar folluklarımız var. Yuvaları yapsınlar. Bakın buradan açıp bakabiliyoruz içinde ne var ne yok diye. Bunları bir boşaltalım. Bir tane bu dalgaya koyuyoruz ama bu dalgadan önce bunun içine de bir avuç bu mısır dalgasından atıyoruz arkadaşlar. 1-2 avuç, tamam mı? Bu mısır dalgasını attıktan sonra burada fullumuzun parçacıkları var. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fullumuzun önüne çubuğumuzu güzelce sokuyoruz. Bir çekiç de kullanabilirsiniz. Muhabbet kuşu nedir ki? Bunu tuttu mu bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle geçirdik. Böyle bibiğinden çıkarttık. Daha sonra yine burada çubuk şeyleri var. Asma aparatları var. İki tane askı aparatını alıyoruz buradan. Şimdi olav 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 askı aparatını buradan döndürmeli bir şekilde elimizle döndürerek geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu buradan açıyoruz arkadaşlar. Ve folluğumuzu böyle yerleştiriyoruz. Ama iyice inceleyin. Folluğu yerleştirirken muhabbet kuşu tam girebilecek şekilde yerleştirin. Bakıyorum, inceliyorum. Tam böyle girebilecek. Bu yandan açma kafesimiz. Buraya kadar her şey mükemmel. Daha sonra da atlığımız var burada tabii. Yumurtalarını buraya yapacaklar. Bunu güzelce yerleştiriyoruz. Böyle ya da bakayım nasıl daha güzel duruyorsa tabii. Sonra kapağımızı güzelce kapatıyoruz. İlk folluğumuz hazır. Sıra diğerlerinde. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, gerçekten de mükemmel oldu. Şu kafese baksanıza. Bak, her biri 10 numara 5 yıldız 728 puanlı. Şimdi, daha bunlar var, tüneklerimiz daha var. Bunları da bir yerleştirelim. Her şey çok güzel olacak. Bakalım. Her şey tamamlandı sevgili dostlar. Sırada kalamar kemiklerimiz. 10 numara bir kafes yapmak zorundayız. Hayvanlarımızdan tam verim alabilmek için her şeyin 10 numara olması lazım. Şimdi bu kalamar kemiklerini güzelce misine yardımıyla geçirip buradan bağlayıp sarkıtıyoruz arkadaşlar. Ya da isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Kenardan kafese sıkıştırabilirsiniz. Bu teknik de çok uygulanabilir bir teknik. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Manyak bir şey oldu ya. Sırada tabii ki en önemli can alıcı nokta kuşlarımızı koymak var. Ama şimdilik kuşlarımızı koymayacağım. Neden kuşları koymayacağım? Biraz bu kafes dinlensin. Ne açıdan dinlensin. Arkadaşlar bende mor ışık var. Bunu yapmanız gerekiyor. Neden? Mor ışıkla ben ultraviyole mor ışığı buraya koyacağım. Her birine led şeklinde. Yaklaşık bir gün boyunca bu mor ışık bu kafesin içindeki dışarıdan gelen yemler ya da başka bir şeyler bütün her şeyi öldürsün. Daha sonradan ilaçlar aldım. İlaçları kafesin etrafına sıkacağım. Bit, pire, parazit herhangi bir şey olmasın diye soluklarını vereceğim. Böylelikle hayvanlar 10 numara girmeye hazır bir şekilde kafesi olacaklar. Gelecekler, girecekler. Ondan sonra bol bol bebiş yapacaklar. Sevgili dostlar kafesi bir görün. Hadi, hadi. Videonun da sonuna geldik. Bence kafes 10 numara oldu. Ben şimdi gideceğim soluklarını da alacağım. Bakın kalamar kemiklerine kadar profesyonel bir kafes yaptık. Şimdi kalamar kemikleri çok önemli. Bunları yiyecekler. Arkadaşlar bunları yedikten sonra kalsiyum dengesinde olmayacak. Çünkü yavrularını yiyen muhabbet kuşları şikayetlerini duydum birkaç yerde. O yüzden olmayacak. İlk kafesimiz Allah bize hayırlı kazançlar dilesin. Diliyorum. Çok yamuk yanlış kelime oldu söyleyemedim. İnşallah işlerimiz rast gider. Allah önümüzü açık eder. Hayırlısı olsun. Bunu unutmayın. İlk yavrular sizlerin. İlk yavruları çekiliş yapacağım. Bazılarını buraya yanıma gelenleri vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işlemimize başlıyoruz. Allah bize bol kazanç nasip eylesin. Teşekkür ediyorum hepiniz videoyu izlediğiniz için. Profesyonel yapın işinizi. Her zaman en iyisini yapmaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın. Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi kuş kurulum kafesimiz, yani üretim kafesimiz sonunda bitti. Bu dediğim gibi yaklaşık bir 8-10 saat kadar sevgili dostlar, belki 14-15 saat kadar ultraviyole ışınında kaldılar. Temizlendi. Ondan sonra kuşlarımızı yerleştirdik. Son halini merak ediyorsunuz. Hadi gelin hep birlikte bir bakalım. Bakın bir beğenecek misiniz? Hata yaptıysam onları da söyleyeyim, ben onları düzelteyim.
Dedim ki videoyu bunu göstermeden bitirmek ayıp olur. Hadi video bitti, kendinize iyi bakın. Bebişler gelsin bebişler.